İsrail eski başbakanı Ariel Sharon için ilk tören İsrail meclisinde düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törene İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres, Başbakan Benjamin Netanyahu ve siyasilerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la Orta Doğu Dörtlüsü temsilcisi ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de katıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu törende yaptığı konuşmada çok iyi ve çok cesur bir asker olarak tanımladığı Sharon'u öven sözler sarf ederek Sharon'un da istediği gibi İsrail terörle savaşmaya devam edecektir. İsrail güvenliğini koruyarak barış için çabalamaya devam edecektir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'sa Sharon'u 30 yıldır tanıdığını belirterek sadece bir lider değil aileden birini kaybetmiş gibiyim. İsrail'in güvenliği söz konusu olunca Sharon takma adı olan buldozerle anılırdı değerlendirmesinde bulundu. Biden güvenlik konusunda Amerika olarak İsrail'in hep yanında durmaya devam edeceğiz diyerek Sharon'un karmaşık yapıda bir insan olduğunu, aynı zamanda karmaşık bir zamanda ve çok karmaşık bir komşuyla yaşadığını dile getirdi. Törenin ardından Sharon'un cenazesi askeri bir araca konularak 1948'deki Latrun Savaşı sırasında yaralandığı Kudüs ile Tel Aviv arasında bulunan Latrun bölgesine götürüldü. Sharon için burada da İsrail ordusu adına Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve çok sayıda askerin katıldığı bir tören düzenlendi.